Gerçekten inanamıyorum. Şimdi bulunduğumuz durum Bongomya'nın şimdiye kadar hiç karşılaşmadığı büyük bir felaket. Yani konuşmayayım diyorum ama hakikaten çok sinirliyim Larus. Merak etmeyin, herkes en az sizin kadar öfkeli majesteleri. Hiç zannetmem amca. Bu ne? Bu ben miyim şimdi? He? Yani koskoca Bongomya kralı bununla mı simgeleniyor? Güvercin boku koyaydınız. Yani bu gene bir nebze asil durmuş. Sıçaydınız şuraya. Abi şu an gerçekten senin gündemin bu mu? Haşarya, ben detaycı biriyim. Ve bunun için bu masadaki hiç kimseden özür dileyecek değilim. Zaten sabahın köründe diktiniz beni buraya. Daha bir lokma yemek yemedim. Beni zorla el alemin prenslerini itelemeye çalışmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. O zaman iyi bir baş danışman olsaydın da diplomasini görseydin. Ha, yeter. Ama amca ya. Yeter. Lütfen. Konuya odaklanamıyoruz. Evet. Lordlar. Macar ordusunun çoğunluğunun zırhlı piyadeden oluşan yaklaşık 10.000 kişilik bir orduyla Bongomya'nın üstüne yürüyeceğini öngörüyorum. Ne? 10.000 mi? O nasıl şey ya? Hayır, dünyada kaç kişi var ki? Bana bak kardeş. Senin Macarlarla aran iyidir. Bir yol bulamaz mısın? Prenslerinin göğsüne kılıç saplayıp yollayana kadar çok iyiydi, Larus. Bana bak amca, sen bana mı laf sokuyorsun? Hı? İyi ki bir hata yaptık. Durup bunu mu konuşacağız öf? Bu durumda 1.000 kişilik Bongomya ordusunun Macarlara karşı nasıl bir strateji izleyeceğine dair bir fikri olan var mı? Var. Ay! Ay, benim kılıcımmış. Suikast sandım. Şöyle bir şey geliyor aklıma. Bilmiyorum ne dersiniz. Sesli düşünüyorum. Bu mesele anlasın. Macar ordusunun içine sızmayı mı düşünüyorsunuz? Ne gibi? Hayır. Kendimize karşı düşmana katılalım diyor. Bravo. Zehir gibisin Haşarya. Şimdiden 2 kişi olduk. Var mı başka bizim gibi düşünen? Ben tek tek katılabilirim eğer isterseniz. Ona ne deriz? Mavi gözlü olsam yakışırmış aslında bana bak. Arkalarından dolansak nasıl olur? 10.000 kişilik bir ordudan bahsediyoruz prenses mi? Attılar bize, hemen karşılayacaktır. Lark haklı efendim. Bu şekilde olmaz. Elimizdeki askerleri nasıl konumlandırdığımızın bir önemi yok. Kaleyi uzun süre savunmamız mümkün değil. Kaleyi diyorum. Uzun süre savunmamız mümkün değil. Kız doğru söylüyor. Bu kale çok büyük, savunulmaz. Kuşatma olursa 3 ay kadar dayanacak erzağımız var. Belki bir yardım isteyebileceğimiz... Macarlar asla kuşatma yapmazlar. Hele bu kadar öfkeliyken. Bizi yok etmeye gelecekler. Ve maalesef bize yardım edecek kimsemiz yok. Ne demek kimse yok? Bir sürü komşumuz var. Bongomya'nın stratejik konumu onlar için de önemli. Arnavutlar mesela. Hep iyi bir müttefik olmadılar mı? Bakın Prenses Haşarya. Arnavutlar ellerinden geldiği kadar yardım etmek...
birlikte eğleniriz. Prens Tenyo. Şeref duyarım Kral Teodor. Olur olur, niye olmasın be amca be. Şöyle söyleyeyim size. O bizim gelinimiz değil, bu kız bizim artık kızımız oldu. O kadar seviyorum ki seni. Ben şurada söylemek istedim. Abim bundan önce Çinli yamuk bir karıya kaptırmıştı gönlünü. Böyle suç sis kadar bir sürtük. Bunu 40 kiloya kadar indirdi. Benim güzeller güzel. Aslan abim eridi efendim, eridi. Sus be, ne diyorsun? Ne sus be? Gökler bize bu kızı çıkardı diye biz çok mutluyuz. Ben şöyle söyleyeyim, Çinli dediğin zaman benim kemiklerim birbirine giriyor efendim. Ya hadi bunu da söylemekten, Çin'den gelin alan ben kafasına sıçayım. O derece. Tabii benim abim de adam değil. O kızcağızda neler yaşadı bilemeyiz. Hadi be, bozmayalım keyfimizi. Eğlence! Gelin ağlayarak kaçarken kuleden düştü. Hatta Arnavutların bu konuda bir sözleri var. Bongova asivalja, yani şeytan dili demek. Açıkçası bunu biraz abartılı buluyorum. Sırplar var. Küçüktüm ama Bulgar Savaşı'nda onlara yardıma gittiğimizi hatırlıyorum. Hem ordularına kale savunması için ihtiyacımız olan her şey var. Çabuk bir elçi hazırlatın. O savaş tam olarak öyle olmadı prensesim. Yani kişisel görünüşüme önem gösterdiğim için kimseden özür dileyecek değilim, tamam mı? Bu bilinsin. Evet, hazırlanman biraz uzun sürdü ama yani bunlar da hiç dayanamamış ki canım, hemen ölmüşler. Hadi o zaman. Gidelim mi? Yardıma gecikmemiz Sırplara 2 şehir ve 8 bin askere mal oldu. Aslında Belgrad'ın girişinde Kral Tun'un bir heykeli var ama başsız. Ya bunların ölüye de saygıları yok, görüyorsunuz. Heykel yapıldığında Kral Tun yaşıyordu. Ay bir sus be, biliyoruz. Sus, sus, öf. Ver lafın içindesin. Sus. Boşnaklar var. Var değil mi? Bir şey varsa anlatmayın. Duymak istemiyorum. Boşnakların kurtuluş günüydü. Boşnak, bana bak. Börekte çok ileri bir milletsiniz. Bunun üstüne biraz gidin, seviyorum bunu. Kral Tun, bu kutlu günde Bosna'ya ayak basmanız ne büyük şeref. Siz bizim için çok değerlisiniz Kral Tomasevic. Ama ne yazık ki bu aralar pek dostumuz kalmadı. Bize bu şerefi verip Boşnakların bağımsızlık ateşini siz yakmak ister misiniz? Onur duyarım. Babacığım. Hı. Siz rahatsız olmayın. Otur şuraya. Sana diyorum, otur şuraya. Ben de. Kalk şuna. Sen karışma. Babam benden rica etti. Hayır, bırak. Yapar mısın oğlum dedi. Hayır, bırak. Abi her şeyi sen yapmak zorunda değilsin. Sen bayi mükemmel misin? Ne yaptın sen ya? Yangının söndürülmesi tam 2 gün sürdü. Boşnak sınırımızda 20 insan boyunda bir duvar ve üzerindeki askerler için bir Bongomyalı görürseniz anında öldürün emri var. Bittik yani. Yani bu da abimin suçu değilse ben artık hiçbir şey söylemiyorum. Ne yapacağız peki? Yani şimdi biz burada çaresiz bir biçimde Macarların gelip bizi yok etmelerini bekleyeceğiz. Hayır. Tabii ki beklemeyeceğiz. Kaçacağız. Ne? Ne ya? Canımızdan daha mı değerli be? Yere batsın krallığı, yeter. Öf. Hiç şaşırtmayacaksın değil mi? Yani anlayacağın, bizi kurtarmak için bir mucize gerekli. Ay. Abi. Hı. Kafanda kocaman bir güvercin var. Ah, sessizde mi kalmış bu?
Çok hareketli oluyorlar, ben şey yapamıyorum. Lark. Sen bir mucizeden mi bahsetmiştin? Ben bahsetmiştim. Konu bu mu şimdi? Zaten sizinle yola çıkan da kabahat. 5 kere kaybolduk. Salağa uyulur mu? Orion! Efendim? Efendim, gerizekalı. Bana bakın, sakın beni orada rezil etmeyin, tamam mı? Ya yemeklerde falan öyle aç köpek gibi saldırmayın. Siz hiç Avrupa'da görmediniz, bilmezsiniz şimdi. Ben ne yaparsam onu yapın. Her şeyden de yiyin. Zehir yiyecek hali yok bunlar, Fransız. Mutfakları güzeldir, ben tatmıştım daha önce. Tamam mı Lark? Emredersiniz majestelerim. Suratsız. Ay, şuranın güzelliğine bak, aklımı delireceğim. Biz de saray diyoruz bizim ahıra, bak neler var. Gerçi ben Roma'dan böyle yerlere alışkınım. Aşinayım, girip çıktım. Ben değilim. Ben iyi de değilim. Titreme geldi bana, ben soğuk soğuk terliyorum. Yok, ben yapamayacağım galiba ya. Oğlum kendine gel. Şey, Şam'ı atağa geçiriyor da. Ne oldu kız? Görünce ortamı kurdun kaldın ha? Ya sırf Fransızlara yaranmak için beni böyle maymun gibi giydirdin. Seni ömrüm boyunca affetmeyeceğim. Ne maymunu be? Fransız üst düzey asker kostümü bu. Ben bunu kiralayacağım diye kaç para verdim sen biliyor musun? Ha, bir merci yok. Sen kendi özünü unutan batı yalakasının tekisin. Bongomya'nın yüz karası. Ya majesteleri affedersiniz, işinize karışmak istemem ama boynunuzdaki o kolyeyi Fransız kralına hediye olarak getirdik. Artık çıkarsanız mı diyorum, başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Amca yola çıktığımızdan beri kolye de kolye koyacağız, kutusuna vereceğiz, tamam artık. Buyurun. Hala aklım almıyor. Kral Charles bizi niye çağırdı ki? Seni Kral Charles çağırmadı, seni ben çağırdım. Kral Charles beni çağırdı, hemen kendini paya çıkarma be. Evet. Sen de yolları bilmediğin, ata binmekten korktun ve kendini koruyamadığın için bizi çağırdın. Ama elbisen çok güzel. Senden nefret ediyorum. Bana da hiçbir istihbarat gelmedi. Doğrusu bu sürpriz davet beni de biraz şaşırtıyor. Ay, boş verin ya. Koskoca Fransa Krallığı bizi çağırdı. Bu harika bir şey. İyi bir şey ama değil mi bu? Ne bileyim, ben iyi bir şeyim. İyi bir şey deseniz ya! İyi bir şey değil mi başa seni? İyi bir şey deseniz. Kralım, bağışlayın. Sen ne yapıyorsun? Kendine gel bak, beni de geriyorsun ha. Hatırla, sakinleş. Savaşlardan önce nasıl rahatlıyorduk? Hatırla. Ben bütün bir parçasıyım. Ben yeryüzüyüm. Evet. Ben başarabilirim. Uçsuz bucaksız kırlarda yürüyorum. Çırılçıplak. Rüzgar tenimi yalıyor. Lark da benim yanımda. Ben giyinikmişim. Yani zırhım da varmış. Baylar! Baylar, lütfen bir sakin olun. Bakın kötü bir şey olsaydı buraya kadar gelemezdik zaten. Yapacağımız tek şey içeride kralın karşısında majestelerinin arkasında olmak. İşler yolunda giderse belki Macarlar konusunda yardım bile alabiliriz. O yüzden birbirimizden asla ayrılmamalıyız. Kral nerede? Kral? Kral nerede? Kral. Nereye gitti ya? Öleceğiz! Hepimiz öleceğiz! Öleceğiz! Bir sorun mu var? Hiçbir sorun yok. Yok. Buyurun bak. Evet. Sakin ol. Burada bekleyin lütfen. Ekselansımız kısa bir süre sonra sizi kabul edecek. Majesteleri nerede? Tabii Fransızların bu dillere destan görkemi karşısında biraz büyülendi. Sarayı geziyor, şimdi gelir. Acele etse iyi olur. Ekselansımız size sadece kısa bir zaman ayıracak. Kendisi müsait olduğunda ben gelip sizi alacağım. O zamana kadar Fransız cömertliğinin tadını çıkarın. Siz Fransız mısınız? Değilim. Neden böyle giyindiniz? O
kadar doğru bir soru ki. Ne yapacağız şimdi? Seni kral olarak tanıtacağız. Bütün sorumluluk sende olacak. Bilerek yaptım. Baygınken daha faydalı. Haşarya koş git kralı bul çabuk. Ben mi? Tabii ya. Nasılsa avucumun içi gibi biliyorum ben bu sarayı. Gidip hemen bulayım. Kralın baş danışmanısın. Sorumluluk sahibi ol. Sonuçta birinin burada kalması gerekiyor. İstersen ben sen de geleyim, Lark kalsın burada. Ben bütünün parçasıyım. Ben gökyüzüyüm. Başarabilirim. Başarabilirim. 17 yaşındayım. 17. Çırılçıplak kırlarda yürüyorum. Umarım zırhın hala üzerindedir. Neredeyim ben be? Aklımı delireceğim. Nasıl bir saray bu? Bir koridor kaçırdım, ülkeden çıkacağım şimdi. Kapıdasın biliyorum, içeri gel. Aman ne büyük iş, çaldık ya zaten. Ben biliyordum zaten. Bey amca bir cam falan aç, çok kötü kokuyor burası. Bu ne be? Kolay gelsin, hayırlı işler. Ben kayboldum da. 4 kişiye bakıyorum. Bir tanesi böyle kısa boylu, yaşlıca, akça pakça, çakır gözlü bir adam. 2 tane salak komutan. Bir tane Nemrut suratsız bir kız. Gördünüz mü acaba? Yazgıyı bozan yola çıktı. Giden kral geri dönecek. Ordular ölüme yürüyecek. Nereye gitsem bir manyak buluyorum. Aklımı delireceğim artık. Sen olsun. O kim be? Kralım ben, kral. Bongomya kralı. Ben rahatsızlık verdim herhalde size bey amca. Sonra şey... İsimsiz kral. Kaderi değiştiren. O sensin. Nerede bu ya? Merhaba. Buralar böyle kral. Yok yok. Böyle tuhaf tipli, zıplayarak... Bunlar için vaktimiz yok. General Dunois bekliyor. Gidelim. Buyurun. Buyurun, buyurun. Gidelim. Daha iyi misin? Değilim. Değilim lan. Hava almam lazım. Ama tamam dur. Kaleş. Orion çok fena oldu da bir dışarı çıkıp hava alsak. Tabii çıkın gezin biraz. Güzel güzel hava alın. Nasıl olsa birazdan Fransa kralının karşısına çıkacağız. Kralımız yok, prensesimiz yok. Komutanlarımız da gitsin. Merak etmeyin, oyalarım ben kralı. İyi, tamam. Kırlarda yürüyorum. Çırılçıplak. Baylar! Çıkın. Tamam, şey. Lark da benimle. O beni hiç bırakmıyor. Yan yanayız. Can canayız. Güzel yer yapmışsın ama, beğendim. Hoş. Severim böyle sıcak, samimi atmosfer. Bu da belgeler, Fransızca. Ne? Kitaplar, bir şeyler. Fransızcam yok. Ya çok hoş ya, çok tatlı, çok sevdim gerçekten. Bak ne güzel otlar, motlar, Melisa, Yasemin. Ay çok hoş. Var mı paf küf bir şeyler? Pahalısınız demek. Çok hoş. Ben falı çok severim. Yani meraklıyım açıkçası bu işlere. Hazır buraya kadar gelmişken, değil mi? Büyücü, baktıralım bir fal. Parası neyse veririz. Bak bakalım. Ne vuruyorsun be? Ne falcısı? Ne büyücüsü ya? Kahinim dedim ben, kahin. Daha ne kadar söylemem gerekiyor? Be amca, sen gelecekten haber veriyorum demedin mi? Falcısın işte. Adım ne demiştin? Nostradamus. Sorun olur mu? Hiç duymadım. Pek popüler biri değilsiniz herhalde. Benden ne istiyorsunuz? Seni rüyamda gördüm. Tarihin akışını değiştireceğin müjdelendi bana. Bir sürü imgeler. Çözemiyorum.
karmakarışık. Tek hatırladığım, yazgıyı bozan yola çıktı. Giden kral geri gelecek. Ordular ölüme yürüyecek. Bu ne be? Falcılık bu değil ki. Biraz spesifik ol. Gün ver, tarih ver, isim ver. Bu böyle olur mu canım? Giden kral gitti, gelecek, gidecek. Ne demek bu şimdi? Ben anlamadım ki. 5000 tane kral var be amca dünyada. Hangisi nereye gitti, nereden geldi? Kodunsa bul. Kehanetler mi? Yani bazı resimler, bir şeyler görürüz. Bunları yorumlamak bizim işimiz değil. Kaderin işi. Ay ne güzel, yolunu yordamını da bulmuşsun. At ortaya bir şey, millet uğraşsın dursun. Olur mu canım öyle şey? 5 kuruş para vermem, kusura bakma. Ve senden para isteyen kim? Oho, sende daha o yok. Bey amca, bak Fransa sarayındasın. Bu insanlar sana bir kap sıcak yemek vermişler, oda vermişler, yatacak yer vermişler. Bunun biraz kıymetini bil. Kalk bakalım hadi toparlan, bu böyle olmaz. Koyarlar seni kapının önüne. Fransa'da böyle sokak aralarında, duvar diplerinde geberir gidersin şu yaşlı haline lütfen. Sen ne biçim insansın ya? Oo, ne oluyor? Öyle yükselme yok. Hayırdır? Niye yükseliyorsun? Nedir yani? Bir iddian varsa onun altını dolduracaksın. Sana eşim dostum nerede diyorum, yok. Dünyada neredeler de demedim ha. Sarayın içinde neredeler, o da yok. Çık dışarı! Aman çıkarız. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Şu üslubu hiç beğenmedim. Az sonra Fransa kralıyla benim toplantım var. Ha, şok ol böyle işte. Bunların hepsini bir bir anlatacağım ona, hadi bakalım. Çık! Hadi! Edepsiz! Sus! Bey amca, senin dediğin çıktı. Ne oldu? Bak, giden kral geri geldi, gördün mü? Surata bak. İlk bakışta bir sorun görmüyorum. Öncü birlikler için ne düşündünüz? Travers'ten geçen 1000 kişilik birliği, Bojonsi'de 100 atlıdan oluşan 600 kişilik öncü birlik karşılayacak. Güzergah üzerinde bekleyen irili ufaklı 3 birlik daha olacak. Bunlar ilk saldırıyı gerçekleştirecek. İlk saldırıyla birlikte Loire Nehri'nden geçirdiğimiz tecrübeli 1500 askerimizle birlikte ikinci bir saldırı yapacağız. Lasey Kalesi'nin tekrar elde edilmesi durumunda düşman askerinin Normandiya'nın ikmal yollarına çekileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden onları Ekoa Ormanı'na kadar takip edip saldıracağız. Vadide kaç asker olacak? 2000 asker olacak. 2 katına çıkarın. Vadiye bu mevsimde sis iner. 2 cepheyi de kontrol edebilecek şekilde yerleşin. Bir sürpriz istemiyorum. Emredersiniz. 100 yıl savaşacak halimiz yok. Emredersiniz kendine. Açıkçası planınız buysa 100 yıl savaşmamız gerekebilir. Siz hangi cepheyi komuta ediyorsunuz? Ben Bongomya cephesini komuta ediyorum. Yani Bongomya'dan buraya Fransız kralıyla görüşmek için geldik. Kralın kız kardeşiyim. Fakat gelir gelmez kralımızı kaybettik. Kralınız mı öldü? Yok, sarayda kaybettik. Bulamıyoruz. Keşke ölmüş olsa da kurtulsak. Kendisi Fransız ayran yalakanın tekidir de. Bu da üzerimdeki kostümü açıklıyordur diye düşünüyorum. Beni zorla böyle giydirdi. Ne anlatıyor bu ya? Bu mu? Bu nasıl bir üsluptur ya? Erkeksiniz diye kendinizi bir şey mi sanıyorsunuz? Anladığım kadarıyla kadınların sosyal hayattaki konumu medeniyetin beşiğinde de farklı değil galiba. Planınız da berbat ayrıca. Özür dilerim, bir saniye. Alabilir miyim? İyi dinleyin, bir kere anlatacağım. Bakın şimdi. Dorins Kalesi düşmesiyle İngiltere'nin... İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Baylar. Savaş! Kan istiyorum! Kan istiyoruz, kan! Kafa koparmak istiyorum! Savaşçıyım ben! Hazırlanmalısınız bence. Ekselansları biraz sonra sizi kabul edecek. Tabii. Hemen geliyoruz. Sen kapıyı çalar ya. Yark. Kıyafetler? Majesteler. Gökler sesimi duydu. Gelmeyeceksiniz diye çok korktum.
Falcı saldırdı bana. Ne? Falcı mı? Ne falcısı? Ne bileyim ben. Fostrobonus mu ne? Sizi arıyordum. Kapısını çaldım. Adam birdenbire yaşlı başlı bir şey üstüme atladı benim. Sebepsiz yere yani. Ne olduğunu anlamadım. Neyse tamam hadi. Önemli değil. Girelim. Neredeler? Haşarya sizi aramaya çıktı. Lark'ta Orion'u hava alması... Ne? Kolye nerede? Ah! Kolye yok. Senin yüzünden. Sen yaptın. Dedim ben sana, kutuya koyalım şunu, krala vereceğiz dedim. Yola çıktığımızdan beri kralım size şöyle yakıştı, böyle yakıştı. Sakın çıkarmayın. Övdün de övdün, gaza getirdin beni. Ne vereceğim ben şimdi krala? Nerede düşmüş olabilir? Ne bileyim ben. İşte çıktım odadan, koridorda adam atladı üstüme. Orada bir yerdedir. Ben bulurum. Evet, dur! Yani durun. Artık biraz durun. Yorulmuşsunuzdur majesteleri. Ben bulurum. Nerede odası? Odası... Koridorun sonunda mı? Sağında mı? Ne bilmiyorum amca be! Bana niye soruyorsun? Amca ben saldırıya uğradım diyorum. Travma geçiriyorum burada. Sen adres soruyorsun bana. Bilmiyorum. Üstüme gelme. Siz... nereden geldiniz? Şu... buradan. Merhaba abi. Böylece San Antoine adasında konuşlanan topçularınızın Turesi dövmesiyle karşı saldırıya geçme fırsatınız olacak. İyice zayıflayan İngiliz ordusu kuşatmayı kaldırıp Pata'ya doğru geri çekileceğinden burada meydan muharebesiyle Reim'e uzanan bir zafer sizin olabilir. Saçmalık. Normandiya'ya uzanıp sahil hattını kesmek varken neden oturup Orleans'a saldırmalarını bekliyoruz ki? Çünkü Orleans düşerse İngilizlerin Fransa'nın geri kalanını alması çok da zor olmaz. Hem Agincourt Savaşı'ndan sonra orduya gereken morali karşı saldırıya geçerek kazanamazsınız. Küçük hanım, haddinizi fazlasıyla aşıyorsunuz. Asıl siz... General, Fransa kralının emriyle buradayım. Emrime verilecek birlikle Thomas de Montagut komutasındaki İngiliz kuvvetlerine saldırı düzenleyeceğim. İngilizler Orleans Kalesi'ne doğru harekete geçmiş. E dedik size. Tanışmadık, kusura bakmayın. Ben Jeanne d'Arc. Haşarya. Bu kademede kadın komutan görmek beni daha da cesaretlendirdi. Yok, ben komutan değilim. Abim giydirdi beni böyle. Neyse, uzun hikaye. Küçük hanım, siz bir dahisiniz. Öyle derler. Polonya'ya gönderilecek 4000 askeri bu saldırıya dahil edin. Emredersiniz, hemen ilgileniyorum. Durun bir dakika, durun. Polonya'ya neden asker gönderiyorsunuz? Orta Avrupa'daki müttefikimiz Polonya ile birlikte yükselen tehlike Macaristan'a saldırmayı düşünüyoruz. Nasıl yani? Siz Macarlara mı savaş açacaktınız? Aslında Orleans'ın düşmesi o kadar da sorun değil, biliyor musunuz? Şimdi düşününce... Hayır, hayır. Bu plan tarihin akışını değiştirir. Hemen ekselanslarını görmeliyiz. Cesaret! Geri çekilmiyoruz. Ya lütfen bir saniye durur musunuz? Ne olur bir saniye dinleyin bakın. Ah. Kraliçem. Tanıyor muyum sizi? Ah, hayır, tanıştırılmadık kraliçem. Hı. Bongombia kralının baş danışmanı Kaleş. Kralınızın daveti üzerine buradayız. Kraliçem. Nereye baktığınızı sorabilir miyim Bongomyalı Kaleş? Ay, hiç. Hiçbir yere. Ve bu mevkide ve bu güzellikte bir kraliçeyle ilk kez bu kadar yakınlaştığım için biraz heyecanlandım galiba. Pek naziksiniz. Benim şu an dinlenme saatim. Siz de Fransızca mertliğinin tadını çıkarın. Tabii tabii. Vaktinizi çaldım. Başlayın. Thank you.
aklımı delireceğim. Giden geri gelmiyor ya. Benim bütün sülalem embesin zaten. Amca! Haşer ya! Ay ya çağıracak şimdi ben ne yapacağım o zaman? Aa ceviz çok severim. Maç esseleri. Ay, canım. Ekselansımız 6. Charles sizi bekliyor. Charles bizi bekliyor da biz kalabalık geldik ma aile. Ben şimdi onları bulamıyorum. Onlar da gelsin hep birlikte girelim. Alınırlar falan istemem öyle şey. Ekselansımızı bekletemeyiz majesteleri. Bu kadar sinirlenecek de bir şey. Buyurun. Ben giriyorum. Kralın yanına. Merhaba. Huzurlarınızda Bongomyo hükümdarı, kral... Majesteleri adınız neydi? Adım yok. Ne bakıyorsun, bir adı olmayan kimse görmedin mi hayatında? Şeydi, Bongomyo'nun kelebeği müjdelenmiş yüce kraldı. Bongomyo kralı. Davetimi geri çevirmeyip kısa zamanda buralara kadar at sürdüğünüz için teşekkür ederim. Ay. Ne demek majesteleri? Biz o atları hep sürüyoruz ama o atlar böyle güzel yerlere hep gelmiyor. Onca yolu tek başınıza mı geldiniz? Hayır majesteleri. Amcam Kaleş, kız kardeşim Haşar ya aynı zamanda baş danışmanım. Bir de iki tane generalimle birlikte geldim. Ve? Sanıyorum onlar şu anda Fransız sarayının nimetlerinden faydalanıyorlar. Umarım öyledir. Anlıyorum. Bizler misafirlerimize hep cömert olmuşuzdur. Fransızlar kendilerine yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmazlar. Aynı biz biliyor musun? Biz de öyle ama... Bize pek iyilik yapılmıyor bu ara. Evet. Yüzümüz hiç gülmedi. Çok sıkıntıdayız. Kin tutmaktan koruduk. Bütün komşularla böyleyiz. Sizi niye davet ettiğimi merak ediyorsunuz. Aha, onu soracaktım ben de. Aklımı delireceğim meraktan. Niye bizi çağırdınız majesteleri? Macar prensini öldürmüşsünüz. Öldürme derken öyle ya planlı bir şey değil. Aniden girişti. Ben bile nasıl çok oldu? Etkilendim. Bu kahraman ülkenin kralıyla bizzat tanışmak istedim. Gökler şahidim, bir saniye düşünmeden şak diye sapladım kılıcı adamın boynuna. Karışma. Kılım oynadıysa adam değilim. Ne burada bunca insanın yüzü var. Bir daha aynı şeyi yapsın, bir daha saplarım. Delirtmeyin beni. Çok güzel. Macarların ilerleyişinden uzun süredir rahatsızım. Sen mi, ben mi? Üstüne gitmek için bir kıvılcıma ihtiyacım vardı. Sayenizde artık o da var. Olası bir savaşta Fransız İmparatorluğu Macarlara karşı yanınızdadır majesteler. Ay. Ay ben göklere ne iyilik yaptım da bu cennet meyvesini daha yaşarken tattım. Biz şimdi eğer yarın öbür gün savaşırsak koskoca Fransa İmparatorluğu papazıyla falan hepiniz bizimle birlikte misiniz? Sizinleyiz. Macarlara savaş açıyorum. Çok... Majesteleri. İngiliz işgalinden kurtuluyoruz. Hatta İngiltere'yi işgal edip tarihin seyrini değiştirebiliriz. Anlamadım general. Genç Bongomyalı, inanılmaz bir savaş stratejisti. Bize Macarlar karşısında risk almanın ne kadar gereksiz olduğunu gösterdi. Ne yaptı, ne yaptı? Majesteleri bunlar çok önemli konular. Biz kendi aramızda erkek erkeğe mi konuşsak? Benim iki tane generalim var ya, onlar gelsin strateji falan hep birlikte konuşalım, olur mu? Kralım, biz yapamıyoruz. Komutanım ben, komutan. Ne oluyor? Kralın yanına gidiyoruz, Fransa'yı yapacak erkekler. Bunlar kim? Bunlar benim kahraman generallerim. Fransa kralını selamlar. Bu yüce daveti için sonsuz teşekkür. Sus. Sus. Majesteleri! Amca! Amcam gelebilir mi? Ya neredesin sen? Başıma bir sürü iş geldi amca. Çok... İnanmıyorum sen var ya. İyi ki varsın canımsın. Majesteleri, Bongomya'dan bin bir zorlukla getirdiğim bu kolyeyi sunmaktan şeref duyuyorum.
adamlardan biri ben yıkanırken odama girip kolyemi çalmış. Hatta bu herif odamın koridorunda geziniyordu. Ne? Aa! Kolyem! Kolyem önünde duran sefilin elinde. Şans! Muhafızlar! Sizin yapacağınız işi sikeyim. O kahya var ya, o kahya. Benim o koridorda düşen kolyemi bulup getirmeseydi şimdi hepimizin kelleleri Fransız şehirlerinin girişinde asılıydı. Biliyorsunuz değil mi? Hırsız, ne diyorsun? Ben bir çözüm üretmeye çalışıyordum majesteleri. Ama cesaretine hayran kaldım, biliyor musun? Yani koskoca Fransa krallığında, Fransa kralının odasından içeride Fransız kraliçesi varken kolye çaldı bu. Analar böyle iyi doğurdu mu ha dostlar? Sizin kaybettiğiniz hediyeyi bulmaya çalışıyordum majesteleri. Tamam be, her şeyde bir bahane. Aman kuşları, iyi misiniz? Adama dedim ki kahraman generallerim var benim. İki tane çarşaflı nevresimli deli geldi. Orada Gökler canım alsın dedim de almadı. Ama majesteler... Sus! Sakın. Sana gelince güzeller güzeli Haşabiye. Hadi biz ölüp gideceğimizi biliyoruz. O zavallı İngilizlerin senin verdiğin akıllar yüzünden gebereceğinden haberi yok daha. Abi zaten 100 yıldır savaşıyorlar. Ben bir şey yapmadım. Konuşmak istemiyorum. Konuşacak bir şey var sanki. Adamlar gelin Macarlar karşısında size yardım edelim dedi. Yok biz istemiyoruz. Bokumuzda boğulacağız. Ellemeyin biz dedik. Öf! Aklımı delireceğim sinirden. Kolostrafanus mudur nedir? O gerizekalı zaten. Falcı olsa şu belalardan bir iki tanesi çıtlat da kaçayım kurtarayım kendimi. Yok. Tutturmuş bence giden kral geri gelecek. Giden kral geri gelecek. Ha? Hangi kral geri gelecek?